Fizik ve tıp bilimlerinin ortak çalışma alanlarının artışı medikal fizik ara disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Medikal fizik alanında yürütülen çalışmalarla pek çok tıbbi görüntüleme cihazı teşhis ve tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki görüntüleme teknolojileri medikal fizik ile ilgili değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar medikal tıp ile ilgili anlamına geliyor. O halde tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarından bahsediliyor. E, tomografiye baktığımızda tabi bilgisayarlı tomografiler var pozitron emisyon tomografisi var. Yani tomografiler tıpta kullanılıyor arkadaşlar. Bu bir kere olmaz. Gelelim şimdi röntgen cihazına. Bu sürekli kullan kullanılan ve herkesin genelde bildiği bir X ışınları kullanılan bir röntgen cihazı. Yine MR cihazı manyetik rezonans diye radyo dalgaları kullanılarak elde edilmiş bir cihaz var. Ultrason cihazı anne karnındaki bebeklerin hareketlerini veya cinsiyetlerini e, görmek için e, kullanılan, tıpta kullanılan e, bir görüntüleme cihazı olmuş oluyor. Ama sonar cihazı arkadaşlar tıpta kullanılmıyor. Yani ses dalgalarıyla yine elde edilmiş bir cihaz. Ama bu tıpta kullanılan bir cihaz olmadığı için cevabımız B seçeneği fizik ile ilgili değildir. Medikal fizik ile ilgili değildir kısmı B seçeneği doğru cevaptır deriz. Fizik bilimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Temel yöntemleri gözlem, deney ve akıl yürütmedir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Sürekli değişim ve gelişim halindedir. Evet. Bütün bilimler zaten sürekli gelişim ve değişim halinde olmuş oluyor. 3. Teknolojiye temel oluştururken kendisi de teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanları kullanır. Aynen öyle. Yine temel oluştururken teknolojiye kendisi de bu teknoloji sayesinde daha da gelişmiş oluyor ve bu sayede gelişmesi hızlanmış oluyor. Bu da doğru. Cevabımız hepsi doğru. Yani E seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Fizik biliminin ortaya koyduğu bir bilgiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Diğer temel bilimler tarafından kullanılabilir. Evet arkadaşlar ister matematikten ister kimyadan ister biyolojiden olsun bütün bilimler arasında bir bilgi alışverişi söz konusu. O halde diğer temel bilimler fizik biliminle ilgili bilgileri kullanır. Bir doğrudur. 2. Sınanamaz ve sorgulamaz. Bütün bilimler sınanmalı ve sorgulanmalı arkadaşlar. Yoksa diğer türlü kabullenmelerle e, bilim gelişmez. 3 e, Teknolojik gelişmelere temel oluşturabilir. Zaten teknolojiye baktığınız arkadaşlar büyük bir kısmında fizik biliminin yer aldığını görüyorsunuz. İster elektrik, elektronik devre elemanlarından tutun bilgisayarlar kadar yine uzay, astronomi dediğimiz olaylara kadar hepsinin içerisinde temel olarak fizik bilimi kullanıldığını görürsünüz. O halde üçüncü ifademizde teknolojik geliştirme gelişmelere temel oluşturabilir bilgisi de doğrudur. O halde cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin doğrudan ilgilendiği konulardan biri değildir? A) Kutup ışıklarının oluşumu. Kutup ışıkları Güneş'teki patlamalarla etrafa yayılan parçacıkların yeni manyetik alan etkisiyle kuzey ve güney kutuplarına doğru yönelirken iyonosfer tabakasında arkadaşlar e, azot gazına çarparak onları uyarması ve orada ışıma oluşması. Yani bu fizik ile ilgilidir arkadaşlar. Fiber optik kablolarda veri transferi. Tabi burada Tam yansıma olayı gerçekleşip veri transferi gerçekleşiyor. Yani bu da kırılma tam yansıma dediğimiz olayla alakalı bir mantık. Yine atom altı parçacıkların özellikleri. Tabi şu an CERN'de yapılan çalışmalarla 300'den fazla atom altı parçacık elde edilmiş arkadaşlar. Onların yapısını fizik bilimi doğrudan ilgileniyor. İklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliğe etkisi bu arkadaşlar biyolojiyi ilgilendiren bir dal olduğu için bunda doğrudan ilgilendiren konulardan biri değildir. Cevabımız D seçeneği olacak yine küresel ısınmaya yol açan faktörlerde de haliyle fizik biliminden yararlanılıyor. Sonuçta ısı, sıcaklık fizik biliminin içerisinde yer alan konulardan bir tanesi, ondan dolayı küresel ısınma yol açan faktörlerde fizik ilgilenen konulardan birisi olmuş oluyor. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olmalı. Fizik bilimi ile teknoloji birbirleriyle yakından ilişkidir. Her biri diğerinden meydana gelen gelişmeleri kullanır. Birçok teknolojik ürün fizikteki keşiflerin sonuçları kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Dokunmatik ekran, su geçirmeyen kumaş, röntgen cihazı, yukarıdaki verilen 1-2-3 nolu teknolojik ürünlerden hangisinin geliştirmesinde fizik biliminin bilgi birikiminden faydalanmıştır. Dokunmatik ekranlarda arkadaşlar ister elektronik olarak ister elektriksel anlamda düşündüğümüzde fizik biliminden yararlanılıyor. Yine su geçirmeyen kumaşlarda e, haliyle nanoteknolojiden yararlanılmış oluyor. Tabi nanoteknolojide burada haliyle suyun e, kohezyon adezyon etkileri kullanılmış yani fizik biliminden yararlanılmış Yine röntgen cihazında elektromanyetik dalgalardan X ışınları kullanılmış. Bu da yine fiziğin biliminin birikimlerinden faydalanılmış oluyor. O halde bunların hepsi fizik biliminin bilgi birikimlerinden faydalanılmış bilgilerdir arkadaşlar. O halde cevabımız hepsi yani E seçeneği doğrudur. Fizik, atom altı parçacıklardan başlayan ve evrenin tamamına kadar uzanan bir alanda madde ve enerjinin doğa olaylarını nasıl şekillendirdiğini inceler. Buna göre konularından hangilerinin araştırılmasında Fizik bilimi doğrudan katkı sağlar diye sorulmuş. Arkadaşlar zaten fiziğin tarifinde madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getiren uygulamalı bir bilim dalıdır şeklinde ifade ediliyor. Yani fiziğe göre ya evrende madde vardır ya da enerji vardır. Madde ve enerjinin haricinde başka bir şey yoktur şeklinde ifade edilmiş. O halde baktığımızda evrenin oluşumu, Big Bang teorisi yani kainatın genişlemesi bunlar hep fizik biliminin doğrudan katkı sağladığı bir araştırmadır. Yıldızlarda gerçekleşen nükleer reaksiyonlar, tabi yani fisyon ve füzyon reaksiyonları dediğimiz reaksiyonlar bunlar. kararsız çekirdeklerde meydana gelen yine fizik biliminin doğrudan katkı sağladığı bilgilerdir, araştırmalardır. Gen kodlama bu biyoloji ile alakalı arkadaşlar. O halde 1 ve 2 doğru cevap C seçeneği olmalı deriz. Fiziğin madde kuvvet enerji etkileşimi çerçevesinde doğa olaylarını incelerken... Elde ettiği bilgi birikimiyle yeni fikirler ve teknolojiler keşfedilebilir. Fiziğin temel fikirleri astronomi, biyoloji, kimya, jeoloji, meteoroloji, mühendislik gibi disiplinler tarafından kullanılabilir. Bazı fizik konuları ile bu konularda elde edilen fizik bilgili bilgilerini kullanan disiplinlerin eşleştirmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre 1 2 3 nolu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar uzay ve zaman göreliliği felsefe ile eşleştirilebilir. Yıldızlardan yayılan ışınımız spektrumu tabi astronomi yıldız dediğimiz eşleştirilebilir. Yarı iletken malzemeler zaten bunlar arkadaşlar elektronin temelini oluşturuyorlar. Germanyum ve silisyumdan yapılıyorlar. Diyotlar dediğimiz e, en önemli elektronik devre elemanlarıdır. Bu da doğru eşleştirmedir. Tıpta yine lazer ışınları kullanılıyor. Bu eşleştirmede doğru. Kozmolojide kozmos, kainat, evren dediğimiz arkadaşlar. E, burada kılcallık özelliğinden ziyade e, başka astronomi dediğimiz alan ilgilenmiş oluyor. O halde demek ki arkadaşlar e, burada kılcallık ile kozmoloji eşleştirmesi yanlış yapılmıştır. Cevabımız E seçeneği doğru olmalı deriz. Fizik biliminin özellikleriyle ilgili doğru yanlış tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre tabloda 1, 2, 3, 4, 5 nolu özelliklerden hangileri yanlış işaretlenmiştir diye soruluyor. 1. Doğada gerçekleşen tüm olaylar fizik bilimi kapsamında incelenir. Tüm olaylarla arkadaşlar fizik bilimi ilgilenmez. Kimyasal olaylar var, biyolojik olaylar var, matematiksel olaylar var. Buna doğru demiş, yanlış söylemiş arkadaşlar. Bir, bir kere yanlış. Gelelim 2. Fizik araştırmaları ve keşifleri teknolojik geliştirmelerin temelini oluşturur. Bu bilgi doğru mu? Evet. Peki doğru mu söylemiş? Doğru. O halde bunda bir sıkıntı yok. Doğru. Fizik, kimya, biyoloji bilimlerinin ortak alanları bulunmaz. Ortak alanları bulunur. Yani bu bilgi yanlıştır. Ne demiş? Yanlış söylemiş. Yani doğrudur. Bunda da bir sıkıntı yok. Fizik bilimi metafizik olgularla ilgilenmez. Fizik bilim arkadaşlar fizik ötesi olgularla cinler, ruhlar, periler, hayaletler bunlarla ilgilenmez. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceliyor. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı çözüklü açıklamalar getirmeye çalışıyor. Ve uygulama bir bilim dalı. O halde metafizik olgularla ilgilenmez. Doğru demesi gerekiyor. Buna doğru demesi gerekiyor ama yanlış dediği için burası yanlış olmuş. 5. Fizik biliminin temel çalışma yöntemleri deney ve gözlemlerdir. Evet, temel çalışma yöntemleri de deney ve gözlem, yani uygulamalı bir bilim dalı. O halde arkadaşlar, deneylere dayalı bir bilim dalı ve bu da doğru söylediği için doğru olmuş. Bunda bir sıkıntı yok. E, yanlış söyledikleri cevap verdikleri e, 1 ve 4 olması, yani cevabın A seçeneği olması gerekir. Fizik biliminin ürettiği bilgi birikimi insanoğlunun hayatını kolaylaştıran pek çok teknolojik ürünün geliştirmesini sağlamıştır. Buna göre çalışmalarında fizik biliminin keşifleri doğrudan kullanılır. 1. Covid-19 aşısı geliştirme. Bu biyoloji alanı ile ilgili arkadaşlar. O halde bunda doğrudan fiziğin bir katkısı yok. 2. Daha verimli güneş panelleri geliştirme. Fotovoltaik pil olarak da ifade ediliyor. Yani fiziğin elektrik konu başlığında işleyebiliriz bunu. O halde bu fiziğin doğrudan kullanıldığı bir çalışmadır. 3. daha hızlı şarj olabilen batarya geliştirme. Bu da yine fiziğin doğrudan uygulandığı bir çalışma olmuş olur. Yani cevap 2 ve 3 D seçeneği doğrudur deriz. Teknoloji belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulaması olup, günümüz teknolojisinin gelişmesinde fizik bilimi önemli rol oynamaktadır. Buna göre teknolojilerden hangilerin geliştirilmesinde temelinde fizik bilimi kullanılmaktadır, bulunmaktadır. 1. MR, ultrason, PET gibi tıbbi görüntüleme cihazları. Arkadaşlar MR cihazları manyetör, manyetik rezonans dediğimiz radyo dalgaları kullanılıyor. Ultrason'da ses dalgaları kullanılıyor. PET dediğimizde arkadaşlar bu da yine bir tomografi cihazı. Pozitron emisyon tomografisi dediğimiz yine bunların hepsi arkadaşlar temelinde fizik bilimi kullanılıyor. Bir, o halde fizik bilimine ait. İki, taramalı elektron, taramalı tünellemeli elektron mikroskoplarımız var arkadaşlar. Haliyle bu da yine X ışınları ile elde edilmiş, yani elektromanyetik dalgaları ile elde edilmiş bir mikroskop çeşidi olmuş oluyor. Üç, transgenit yani bitki, hayvan ve mikroorganizma oluşturulması G'de oldu. Bunlar biyolojinin arkadaşlar ilgilendiği bir dal olduğundan dolayı temelinde fizik bilimi bulunmamakta yani cevap 1 ve 2 B seçeneği doğrudur diyeceğiz.